Evet, selam sevgili arkadaşlar. İşten geldim. Biraz geç saatlerde geldim. Bir yemek yapayım dedim. Şöyle dana büfekten sebzeli bir dana büftek yapayım dedim. Hadi hep beraber görelim bakayım nasıl olacak. İlk başta yağımızı koyduk. Diyebilirsin ki ya ne kadar yağ koydun? Çok yağ var burada. Şimdi bu yağ kaynadıkça buharlaşıp gidiyor zaten bir kısmı. O açıdan hepsi kalmıyor. Çok küçük küçük de yapmayacağım. Yani şöyle biraz et yedin mi ağzına gelsin şöyle. Hem ince ince yaptım ki pişmesi çok rahat olsun. Kalıp oldu mu pişmesi biraz daha zor oluyor, geç oluyor. Sulu yemekte gerçekten dana eti, büyükbaş hayvan eti sulu yemekte çok iyi olur. Eğer barbekü falan yapacaksanız o da kuzu etinden iyi olur. Saç kavurma falan yapacaksanız da o da keçi etinden güzel olur. Yani netice itibaren hepsinden de yemek olur. Ama olmaz diye bir şey yok. Lakin sulu yemekte gerçekten dana eti çok iyi bir lezzet katıyor. Dana büfteğin kilosu İngiltere'de 11 pound, 11 sterlin yani. Artık 11 sterlin, 1 sterlin 23 TL olarak hesapladığınızda ona göre hesaplayın. Peki İngiltere'de en düşük askeri ücret ne kadar? Minimum wages diyorlar yani. Askeri ücret en düşük. Yani bir saat çalışsan 1 kilo et alabilirsin diyebiliriz ona. Kaburganın kilosuna baktım bugün. O da 8,50 idi. 8 pound 50 peniydi. Pirzolanın kilosu 17-18 civarlarındaydı panot olarak. Yeter mi o, yetmez mi? Biraz daha alalım. En az 2 gün yeriz ya. Yemek yapayım da 2 gün yeriz en azından. O diğerini de küçük küçük yapayım. Biftek olarak pişiririm başka bir zaman. Evet kıymetli arkadaşlar, şunu da dediğim gibi tavada böyle cızbız iyi gider bunları daha sonra başka bir zaman. İnce ince böyle kestim.
Kıpkırmızı et, harika görünüyor. Yani bazıları var, soğanı yağda iyice kavuruyorlar. Ondan sonra bilmem salçasını kavuruyor, ondan sonra bilmem neyini kavuruyor. Baharatını koyuyor, yakıyor, resmen o yanıyor. Olmaz, o şekil olmaz. O mideyi bile asitik yapar. Mideye gaz yapar o, yakar mideyi. Şimdi adım adım göreceğiz nasıl olacağını. İlk önce şöyle etimizi pişmeye yakın, sonra baharatlarımızı, soğanımızı, sarımsak seviyorsanız sarımsak da koyabilirsiniz, bir iki diş. İsteğe, tercihe bağlı tabii ki. Adım adım göreceğiz. İnce yalan yapmadım. İnce yağ lezzet vermiyor. Ayçiçek yağı falan lezzet vermiyor. Sulu yemek yapacaksanız veya sebzeli yemek yapacaksanız muhakkak katı yağ kullanın. Katı yağ çok güzel lezzet verir. Bilginiz olsun bu konuda. Bıçağınızı bilelediniz mi muhakkak silin. Çünkü o toz, o demir şeyi, kromu ona geçmesin. Bıçağın ağzından yemeklere falan geçmesin. Evet arkadaşlar, şu havucu da kare kare, küçük kare kare havuçlu pilav için doğruyorum. Çok güzel bir havuçlu pilav, muhakkak yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi tabi havuçlu pilavın içerisine artı üzüm koyacağım, kayısı koyacağım, dut koyacağım. O kadar güzel, o kadar lezzetli oluyor ki inan ki anlatamam size. Yani deneyin kardeşim, denemekte fayda var ya. Evet arkadaşlar, şu şöyle pilav için şu gördüğünüz kayısı pilava çok iyi var. Şunu şöyle ufaktan kesiyorsunuz, şunu ince ince şöyle kesin. Ya inan ki anlatamam, o kadar ki güzel oluyor. Ama böyle pirinç pilavını sudan kaynat, hadi tabağa koy getir, ne oldu? Hop, pilav yaptım. Ya kardeşim, iyi yaptın da sade pilavı. Şöyle sebzeli bir pilavınızı yapın da. Bak şu gördüğünüz üzüm. Korkmayın, onu da atın. Çok güzel lezzet veriyor. Hem de bol atın. Deneyin ya, denemekte yarar var arkadaş. Şu gördüğünüz kurutulmuş dut. Şunu da atacağım.
Ne pilav olacak ama biliyor musunuz? Böyle parmaklarınızı yiyeceksiniz. O derece yani. Evet, etimiz ne durumda? Oo, etimiz de kaynamış. Bak ben de hep pişmeye yakın geldi. Şimdi bu sebzemizi de döküyoruz. Vallahi tencere küçük geldi tava. Öyle görünüyor. Tava küçük geldi gibime geliyor. Tabii bu şimdi biraz kaynadı mı biraz daha çöker bunlar. Yani biraz daha çöker bunlar. İçine şöyle hafif su koyabilirsiniz. Az. Biraz sulu istiyorsanız hem yanmamış olur. Gerçekten çok güzel oluyor. Evet, soğanımız. Keza. Ve 3 diş sarımsak lezzet veriyor. Tabii kekiğimiz. Kekik olmaz olmazdır. Kırmızı toz biberimiz. Salça koymadım, gerek yok. Ha, isterseniz de koyabilirsiniz. Yani salça o isteğe bağlı. Koymak istiyorsanız da koyarsınız. Karabiberimiz. Çünkü bu kadar sebzeye salça gerekmez yani diye düşünüyorum. Artı tuzumuz. Yeter diyebilir. Sonra tuz eklenir ama tuzu çıkaramazsın. Onun için çok tuzlu olması da iyi olmaz. Açalım altında şöyle kaynamaya bırakalım. İleriki adımlarda aşama aşama göreceğiz. Evet, ben mutfağın dağılmasını pek sevmem. Hemen şu bulaşıkları da elden çıkarayım. Bitmiyor isyanlar, bitmiyor suçlar. İnmiyor ya Rabbim, ulu taşlar. İhtiyar olmadan ağardı saçlar, kan ve saçın ben yuvasın gelir ah, ihtiyar olmadan ağardı saçlar. Kar beyaz saçım ay, yulasın gelir. Evet, şimdi de pilafımızı yapacağız. Şöyle pirincimizi alalım. Bir bardak. Şöyle bir bardak. Şu iki bardak, iki su bardağı. Vay, yetiyor çünkü bu kabarıyor, tencereyi dolduruyor.
Ve ne yapıyoruz? Tertemiz bir yıkıyoruz. Sebzeler ne kadar kaba görürse görürsün, ona da kaynadıkça öldükçe inerler bunlar. Ve pilafımızı yapıyoruz. Yağını koyduk. Sonra yıkadığımız pirincimizi getirip koyacağız. Ve sebzesini de koyacağız. Havucunu, işte kayısısını, dutunu, efendim üzümünü birlikte kaynasınlar. Birlikte olsunlar. Ve pirincimizi koyuyoruz. Tertemiz yıkadığımız, durumladığımız pirincimizi de getirip koyuyoruz. Şöyle bir karışım yapıyoruz. Çünkü pirinci yağla birlikte kavurun ki yapış yapış olmasın. Tabii bu ara yemeğimiz de kaynıyor. Oh, şuna bak hele ya. Harika. Evet kıymetli arkadaşlar, gördüğünüz gibi yağ ile pirinç haşır maşır oldular. Şimdi havucumuzu, doğradığımız kayısımızı, üzümü ve bir de dut, kurumuş dutu koyuyoruz. Ve suyunu da ekledik. Sebzeli pilafımız pişirmeye bıraktık pilafımızı. Kapağını da kapatıyoruz. Bekliyoruz. Tabi etimizi de şöyle, sebzeli etimizi de şöyle bir karıştıralım bakalım. Bir altlı üstlü çevirelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer sebzeleri etle birlikte kurmuş olsaydık ne olurdu biliyor musunuz? Bu sebzeler hepsi yanar. Böyle büzülür giderlerdi. Şimdi bak canlı canlı pişmiş halde. Canlı canlı kaldılar. Değil mi? Ne kadar güzel hem de. Onlar öldükten sonra, böyle yandıktan sonra hem mideye asit yapar. Hem lezzetini alamazsınız. Dolayısıyla vermiş olduğunuz emekleriniz boşa gitmiş olacak. Ölürsem kabrime gelmek istemem. Ölürsem kabrime gelme istemem, 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 istemem. İlim, ilim inleme istemem. İstemem, istemem. Evet kıymetli arkadaşlar, sebzeli etli yemeğimiz oldu. Daha fazla da öldürmeyelim sebzeleri. Çünkü fazla öldü mü bir de şey olur. Ne diyelim ona, bir de çürür giderler, iyi olmaz.
insanın ağzına biraz böyle tık tık kırt kırt yapsın bu sebzeler. Çok ölmeleri iyi olmaz. Pancar gibi olur. Bunu artık altını kapatıyoruz bu yemeğimizin. Hatta şöyle son bir gaz daha verip iyice bir kaynar olsun. Keza pilafımız da aynı şekilde oluyor. Şuna bak ya. Bol sebzeli pirinç pilafımız. Şuna bak ya. Yemede yanında yat demel ya. Şöyle pirinçlere bakayım. Pişmişler mi? Afiyet olsunlar. Böyle şey var da biraz sertlik var pirinçte. Biraz da olsunlar. Evet arkadaşlar, pilafımız, sebzeli pilafımız oldu. Çok da güzel pişti. Böyle pirinçler tane tane, inan ki. Yemeğimizde keza gördüğünüz gibi sebzeler çürümedi, içine gitmedi böyle. Harika, bile ağzınıza gelebilecek türde kaldılar. Etli, sebzeli, güzel de helmesi de, yani sosu da çok güzel olmuş. Oo, süper vallahi. Afiyet olsun bizlere efendim. Lütfen videolarımıza beğeni atalım. Azna haşemilana ke çma derim ve na ke azed çum tu deyn na ke de beze yare beze derde de çiye beze bağlı beze daye emre çuyi şunda anaye kesiran amine male ve dünyaye de beje bahu de beje bravo. Evet arkadaşlar, hepinize selamlar, sevgiler, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalıma da abone olun, like atmayı da beğenmeyi de unutmayın. Evet arkadaşlar, tabaktaki şeklimiz, şımalımız, yemeğimiz bu şekil. Evet kıymetli arkadaşlar, şimdi tabi bir tadına bakalım hele. Tadı tuzu nasıl olmuş bunun? Vallahi ben de bu kayısı suyuna bayılıyorum arkadaş. Şimdi tadına bakıyoruz yemeğimizin. Bakalım nasıl olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Sebzeden aldık. Bir de etten alalım. Çok güzel pişmiş. Havuçtan alalım. Pilaftan alalım. Of ya. Çok güzel. Çok muhteşem. Gerçekten. Bu kadar lezzetli olamaz. Sadece tuzu biraz az. Yemeğin. Pilafın değil. Pilafın tuzu tamam. Tam dengeli gelmiş. Yemeğin tuzu biraz az. Onu da ekleriz. O sıkıntı yok. Ha, tuzlu olsa kötü. Çıkaramazsın tuzu içinde. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Ellerime kolarıma sağlık. Hadi bana afiyet olsun arkadaşlar.